muhammes nazım şekli edebiyat terimi olarak 5 mısralı bentlerden oluşan bir nazım biçiminin adıdır. Muhammeslerde ilk bent kendi içinde yani şu şekilde. Eğer son mısra tekrar ediyorsa şu şekilde. Son iki mısra tekrar ediyorsa şu şekilde. Diğer bentlerin ilk 3 ya da 4 mısrası yine kendi içinde bakın ilk 4 mısrası veya ilk 3 mısrası yine kendi içinde son ya da son iki mısra ise ilk bentle kafiyelidir. Bir muhammeste ilk bendin son ya da son iki mısrası bütün bentlerin sonunda aynen tekrarlanıyorsa mütekerrir. Tekrarlanmıyorsa müzdeviç denir. Muhammeslerin bent sayısı genellikle 2-7 arasındadır. Bu nazım biçimine yazılmış şiirlerdeki kafiye düzenleri kullanım sıklığına göre şöyledir. Bakın müzdeviç bentlerin sonu aynen tekrar etmiyordur. Şu şekilde birinci örnek şöyle ikinci düzende böyle ya son mısralar aynen e, kafiyelidir kendi arasında ya da burada evet bir tane ya da şu şekildedir. Mütekerrirde ise yine iki tane var ya son Mısra her bentte tekrar eder ya da son ikisi tekrar eder. Son sırada verilen kafiye düzeniyle yazılmış muhammeslere daha çok 18 ve 19. asır şairlerinin divanlarında rastlanır. Bu muhammeslerin bent sonlarında tekrar edilen mısralar çoğunlukla başka şairlerin şiirlerinden tazmin edilmiş matlalardır. Başkalarının alınan matlalardır. Buna geleceğiz. Muhammeslerin konusu genellikle aşktır ama farklı konularda yazılmış muhammesler de söz konusudur. Şimdi bu örnek... İki bent Diyarbakırlı Said Paşa'nın dokuz bentlik bir mütekerrir e, tekrar eden dizelerin olduğu Muhammed'sinin ilk ve son bentleridir. Vezni failatun 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 failun kafiye düzeniyle bakın son mısralar her bentte tekrar etmiş. Bakalım sen usandırma eli elde usandırmaz seni. Sen başkalarını usandırma onlar da seni usandırmaz. Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni. Sen hile yapma kimse de seni dolandırmaz. Desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni. Düşman elinden soğuk su içme. Bu senin susuzluğunu gidermez. Kandırmaz. Kana kana deyimi var ya. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Düşmandan korkma. Ateş olsa seni yakamaz. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Sen dost doğru ol, müstakim. Allah seni utandırmaz. Zaminü kafil olan Erzaka halıktır sana. Rızkına kefil olan yaratıcındır. Masivaya ser furu itmek ne layıktır sana. Masivaya dünyadan yüz çevirmek, baş eğmek sana yakışmaz. Masiva daha doğrusu e, dünya işleri diyelim. Dünyadan yüz çevirmek değil de dünya nimetleri. Izdırabı celp iden meylil ala alayıktır sana. Dünya işlerine olan ilgindir. Gayr için itme Lisanı nasa yazıktır sana ondan başkası için. insanların diline düşme sana yazıktır. Müstakim ol. Allah sana, Allah seni utandırma sana yeter. Masiva Tanrı dışındaki varlıklar, dünya işleri. Şu örneğe de bakalım. Bu da Şeyh Galip'in Hüsnü aşkındaki beş bentlik Muhammed'sin ilk ve son bentleridir. Bu şiir Tardiye ve Tardurrekb olarak adlandırılmış olan Muhammed'lerdendir. Özelliğine bakalım. Hoş geldin eya beri di canan baş it bana bir nüvi di canan can ola fedayı i di canan bir sud ola mı Ümidi di canan yarın bize bir selam mı yok mu? Hoş geldin ey sevgilinin habercisi bana ondan bir haber ver. Canım sevgilinin bayramına kurban olsun. Ona kavuşma ümidi yoksa boş bir ümit mi? Yarın bize bir selam yok mu? Dil hayreti gamla lal kaldı. Gönül gamın verdi hayretle konuşamaz halde. Galip gibi bir mecal kaldı. Galip gibi onda da güç kuvvet kalmadı. Gönderdim arzı hal kaldı. Gönderdim mektup da cevapsız kaldı. El an bir ihtimal kaldı. Tek bir ihtimal var. İnsafın o yerde namı yok mu? O yerde insafın adı bile yok mu? Şaşkınlık, şaşak almak anlamında bir söz olan hayret aynı zamanda ruhsal yolculuğun makam aşamalarından biridir. Tevriyeli kullanılmıştır. Şurada bir tardiye terimine bir değinelim. Divan şiiri nazım biçimleri arasında muhammesin bir de tardiyeye ya da. Bakın. Tardiye. Tardu. Rekb. Ee, adı verilen mef'ulü mefa'ülün fe'ülün vezni ve şu düzende kafiye düzeniyle yazılmış özel bir biçimi olduğu ileri sürülmekte ancak tardiye ya da tardurek bir edebi terim olarak mesnevilerde ara söz olarak kullanılmış kaside gazel musammat ve benzeri şiir anlamındadır. Ve bir nazım biçimi değildir. Yanlış olarak bu şekilde adlandırılmış olan Muhammedsel'in kafiye düzenlerinin ilk bent dışında bu kafiye düzeniyle yazılmış Müzdeviç muhammesten hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla Tardurek ya da tardi adı verilen muhammesleri farklı kafiye düzeniyle yazılmış müzdeviç muhammesler. Bu iki terimi de mesnevilerde ara sözü olarak kullanılmış manzumeler anlamında kullanmak gerekir. Yani Tardiye ya da Tardurek ayrı bir nazım biçimi değildir arkadaşlar. Bunu da burada bitirdik. Tahmis nazım biçimini işlemekte ee, devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.